Bu parçadaki boşlukları sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 yazarının da içinde yer aldığı Servet Fünun topluluğunu ve o dönemi anlatan bir nesil romandır. Eserdeki baş kahraman nokta 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 Servet Fünun topluluğunu temsil eden bir karakterdir diyor arkadaşlar. Şimdi Şimdi baktığımızda şıp sevdi Meftun Bey olamaz. Ferda garam, Macit olamaz. Hayal içinde Nezih Bey olamaz. Mai ve Siyah Ahmet Cemil'den bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli Şıkkı Aşkı Memnu'daki Adnan Bey de olamaz. Cevabımız Denizli. Bir bölümü verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Necip, arabanın içindeki Suat'ı çarşafından tanıyarak ona yaklaşıyor. Fakat Süreyya'nın sorusuna cevap veremiyordu. Şimdi onun yüzüne nasıl bakacağını düşünüyordu. Hayır, o yaptığı işten sonra onun yüzüne artık bakamayacaktı. Süreyya, Necip'e yöneliyor. Bir yandan da havanın güzelliğini anlatarak Beykoz'a gideceklerine haber veriyordu. Anahtar kelimeleri yuvarlak içerisine almaya çalıştım. Necip, Suat ve Süreyya arkadaşlar Mehmet Rauf'un... Eylül isimli romanının karakterlere Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Numaralanmış özelliklerden hangisi? Servet İfi'nin romanı ile ilgili olarak yanlıştır. Bireyin iç çatışması, karamsarlık ve kaçış temalarını ön plana çıkarma kesinlikle doğru. Konu dışı bilgiler ve gereksiz betimlemelere yer vermeme doğru arkadaşlar. Kahramanları boğaz içi yalı ve köşklerinde yaşayan kişilerden seçme doğru. Romantik roman anlayışına uygun eserler verme yanlış arkadaşlar. Daha çok onlar realizm akımından etkilenmişlerdir. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı, hayal kırıklığı, yasak aşklar, hayal hakikat çatışmasını ele alma. Bu da doğru. Cevap denizli. Bu parçada numaralanmış sanatçılardan hangileri Servet İfi'nin topluluğuna bağlı romancılar arasında yer almaz. İlk örnekleri Tanzimat döneminde verilen roman türü Servet İfi'nin döneminde de şiirden sonra en çok gelişme gösteren türdür. Bu türün önemli isimleri Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf dışında Nabizade Nazım, Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin Rahmi Gürpınar bu türde oldukça başarılı eserler vermişlerdir. Halit Siyavuş, Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın arkadaşlar Servet-i döneminin önemli romancıları. Ama Hüseyin Rahmi Gürpınar bağımsız sanatçı. Ama Nabizade Nazım tanzimat dönemine mensup bir sanatçı. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 5 yani Edirne. Buna göre özelliklerinden hangisi Ahmet Mithat ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'da ortak değildir? Geniş halk topluluklarına seslenme tamam. Romanlarında olayın akışını kesen açıklamalara yer verme. Tamam. Tiyatro, roman dışında gezi, anı, tarih gibi değişik türlerde eser verme. Tamam. Devam ediyoruz. Eserleri çağlarına göre konuşma diliyle sade bir üslupla yazma. Bakıyoruz arkadaşlar. Sanat hayatında ilk ciddi çalışmayı Şık adlı romanıyla yakalayan Hüseyin Rahmi Gürpınar eserlerinin büyük bir bölümünü Ahmet Mithat çizgisinde sürdürmüştür. Geniş halk topluluklarına seslenme ortak özellik arkadaşlar. Romanlarında olayın akışını kesen açıklamalarda bulunma kesinlikle ikisinin de ortak özelliklerinden bir tanesidir. Tiyatro, roman dışında gezi, anı, tarih gibi değişik türlerde eser verme bir kenarda dursun. Eserlerini çağlarına göre konuşma diliyle ve sade bir üslupla yazma. Şöyle bunu da eliyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Bu parçadaki altı çizili ifadelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Halit Ziya Uşaklıgil'in 1897'de yayınlanan Mavi ve Siyah adlı romanında anlatılanlar 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'da yaşanmaktadır. Romanda idealist bir şairin iç dünyasıyla birlikte orta halli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı ve o devrin basın hayatı anlatılmıştır. Yazar bu eserde naturalizm akımının özelliklerini başarıyla kullanmıştır. Naturalizm değil arkadaşlar. Realizm akımının özelliklerini kullanmış. Bu yüzden cevabımız Edirne. Halit Ziya Uşaklıgil'in aşağıdaki eserlerinden hangisi roman türünde yazılmamıştır? Nesli Ahir roman, Bir Ölünün Defteri roman, Nemide roman, Ferdi ve Şürekası roman, Mezardan Sesler arkadaşlar mensur şiir türünde yazılan bir eserdir. Mensur şiir bu yüzden cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bu parçalarda boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Servet İfe'nin döneminin Halit Ziya'dan sonraki önemli ismi Mehmet Rauf'tur diyor. Romanlarında daha çok evlilik, kadın, aşk temalarına yer veren Mehmet Rauf nokta nokta ve romanlarında sosyal temalara ve eleştirilere yer vermiştir diyor arkadaşlar. Buraya neyi getirebiliriz arkadaşlar? Şöyle e, halas'ı getirebiliriz değil mi? Halas isimli eseri. Buraya da Genç Kız Kalbi'ni getirebiliriz. Şöyle Genç Kız Kalbi. Şöyle Halas ve Genç Kız Kalbi'ni eleyebiliriz arkadaşlar. İkisini eledik. Devam ediyoruz. E, Hüseyin Cahit Yalçın ise sadece iki romanla bu sahada yerini almıştır. Bunlardan birincisi Çocukluk Yıllarında Ahmet Mithat'ın etkisiyle yazdığı Şöyle Nadide. Nadide adlı eseri diğeri de Servet-i zevk ve estetiğine bağlı kalarak yazdığı Hayal içinde adlı eseridir diyor arkadaşlar. Evet dışarıda ne kaldı? Harabeler isimli eser kaldı. Mehmet Rauf'a aittir. Cevabımız Adana Şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Eylül, Servet-i Fünun romanını en iyi temsil eden eserler arasında yer alması bakımından edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Eylül romanı arkadaşlar biliyorsunuz ki Mehmet Rauf'un romanıdır ve Mehmet Rauf Servet-i Fünun döneminin önemli romancılarından. Aynı zamanda Eylül edebiyatımızdaki psikolojik biliyorsunuz ki ilk psikolojik romanımızdır. Dolayısıyla bu bilgi bizim için doğru. Mavi ve Siyah'ta edebiyatı cedidecilerin savunucusu Ahmet Cemil ile eski şiir yanlısı Raci karakterinin kişiliğinde eski yeni çatışması ele alınır. Mavi ve Siyah arkadaşlar biliyorsunuz şöyle e, Halit Ziya'nın önemli bir romanıdır. Halit Ziya'nın önemli bir romanı. Hatta e, anlamında bize çok önemli şeyler kazandırmıştır. İlk batılı romanımızdır. Edebiyatı Cedide dediği ise Servet-i Fünun edebiyatından bahsediyor arkadaşlar ki kesinlikle doğru bir bilgidir bizim için. Bu yüzden ne yapıyoruz? Şöyle bunu da eliyoruz. Nemide, Hayal içinde Ferdi ve Şürekası gibi eserler Servet-i e. Finun dönemi romanları iken 40 yıl roman olarak adlandırılabilecek eserlerden biri değildir. 40 yıl arkadaşlar yine Halit Ziya Uşaklıgil'in anılarını şöyle anlatan Halit Ziya Uşaklıgil'in anılarını anlatan bir eseri olduğunu söyleyebiliriz. Anı türündedir. Roman türünde değil. Bu da doğru. Bunu da eledik. Kara Bir Gün isimli yazısıyla Malta'ya sürgün edilen Hüseyin Cahit Yalçın sanat hayatı boyunca birbirinden zıt anlayışlarda iki roman yazmıştır. Arkadaşlar baktığımızda Kara Bir Gün isimli yazı Hüseyin Cahit Yalçın'ın değil. Kimin eseri? Şöyle Süleyman Nazif'in eseridir arkadaşlar. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız Denizli şıkkı. Halit Ziya'nın yedinci romanı Kırık Hayatlar, kurgu bakımından onun en karmaşık romanı ise Halit Ziya'nın diğer romanlarından daha iyi bulduğu bir eserdir. Kesinlikle doğrudur. Cevabım Denizli. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A ah. Bu bayrağını elmas bahçenin rakit havasını dağıtan içinde bir aşk refhası çak ve baygın bir nefes gibi sanki ta göklerin sezilmeyen yüksekliklerinden dökülen bu nameler, göklerin kah kalbin en derin noktalarından geliyormuşçasına deruni, pest, sanki sakit, kah bir teessür fevranına inikas etmişçesine patlayarak feryat ederek bazen bir şikayet nalesi, bazen bir ee, mahkuriyet iniltisi. Şimdi Ahmet Cemil alıntıdan yer kaçıyor. Başında sema uçuyor. Vücudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zannındaydı. Halit Ziya'nın başarılı 3 romanlarından biri kabul edilen Mavi ve Siyah'tan alınmıştır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Ahmet Cemil diyor çünkü bunu eliyoruz. Tasvirler kahramanın iç dünyasını anlatmak için kullanılmıştır. Doğru arkadaşlar. Yazar anlatıcı roman kişisinin yerine konuşmaktadır. Doğru. Anlatma tekniğinin yoğunluğu şiirsel üslupla kaynaşmıştır. Evet aynı zamanda bir hikaye gibi anlatılmış ama şiirsel bir üslubu da var. Bu da doğru. Realizm akımının etkisiyle kahramanın ruh hali abartılarak verilmiştir. Yanlış. Realizmde böyle bir şey yok zaten. Cevabımız Edirneşik. Bu roman tanıtımlarında aşağıdakilerden hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir? Bu romanda vaka basit ve hareket azdır. Bu sebeple psikolojik tahlil çok geniş ve derindir. Kişi kadrosu da dardır. Bu eser psikolojik roman diyebileceğimiz bir örnektir diyor arkadaşlar. Mehmet Rauf'un Eylül isimli eserinden bahsediyoruz. Bu yüzden Denizli şıkkını eliyoruz. Yazarın son romandır. Realist bir teknikle oluşturulan bu romanda genç yaşta dul kalmış ve uzun yıllar Avrupa'da kaldıktan sonra yurda dönmüş Süleyman Nüshet'in hikayesi anlatılır diyor arkadaşlar. Nesli Ahir isimli romandan bahsediyoruz. Kimin eseriydi? Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri. Şöyle ikiyi de Edirne Şıkkı ile eşleştirdik. Bunları eleriz. Ee, yazar Ahmet Mithat etkisinde yazdığı ilk romandan sonra realist bir anlayışla ikinci ve son romanını yazar. Bu romanda bir Rum kızına aşık olan Nezih'in sonunda uğradığı değişim anlatılır diyor arkadaşlar. Nezih'e baktığımızda ise tabii ki hangi eserden bahsediyoruz? Hayal içinde isimli eserden bahsediyoruz. Hüseyin Cahit Yalçın'ın eseri. Dolayısıyla şöyle Adana şıkkında eliyoruz. Servet Efe'nin dergisinde yayınlanan eserde Avrupa'dan gelen yabancı bir kıza aşık olan Şekip adlı bir gencin hikayesi anlatılır arkadaşlar diyor. Yine baktığımızda aynı şekilde saffet Ziya isimli yazarımıza ait cevabımız C şıkkı.